Türkiye bu kadar belanın içerisinde bir başkanlık tartışmasının içine girdi. Önce şunun adını doğru koyalım. Bu başkanlık değil. Anayasaya verilen teklif başkanlık rejimi teklifi değildir. Bir diktatörlük rejimi teklifidir. Tek adam diktatörlüğü, tek adam rejimi teklifidir. Başkanlık rejimindeki bütün denge denetleme mekanizmaları yok edilmiştir. Nasıl bir cumhurbaşkanı yaratılıyor? Kadiri mutlak. Hı hı. Herkese dokunabilen, ama kimsenin kendisine dokunamadığı ve dokunmaya cesaret edemediği, söz söylemeye cesaret edemediği bir cumhurbaşkanı tarif ediliyor. Şimdi bakın ne yapılıyor burada? Bir cumhurbaşkanı yaratılıyor. Bu cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Bak başbakan, bakanlar kurulu kalktı. Onu kaldırıyorlar. Bu cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak her şeyi yapacak. Bakanları atayacak, bakanların kuruluş kanunlarını düzenleyecek. Bakanlıkların işleyişini, genelgelerini, yönelgelerini düzenleyecek. Bütün devlet kurumlarına atamaları yapacak. Yüksek bürokratları atayacak. Başbakan yerine Cumhurbaşkanı yardımcılarını atayacak. Bunların işleyişini, devletin işleyişinin kanun, tüzük, yönetmeliklerini istediği gibi kendisi yapacak. Burada. Ondan sonra istediği bakanı görevden alacak. Atadığı bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları kendi de dahil meclise karşı sorumlu olmayacak. Meclis bunlardan hesap soramayacak. Evet. Hiçbir şekilde. Bu Cumhurbaşkanı partisinin de genel başkanı olacak. Partisinin genel başkanı olarak partisine oy verenleri temsil edecek, onların lideri olacak. Ama o partiye oy vermeyenlerin de Cumhurbaşkanı olacak, nasıl olacaksa. Bu Cumhurbaşkanı partisinin partisi vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçilecek, milletvekili adaylarını belirleyecek. Bu şekilde meclisi tayin edecek. Bu Cumhurbaşkanı parti başkanı sıfatıyla millet meclisi seçimleriyle aynı gün seçilecek. Aynı gün seçildiği için istediği gibi bir meclis oluşturma imkanı olacak. Milletin düşüncesi değişip de başka zamanda başka partilere, başka görüşlere oy verir de olur da meclise başka bir anlayış, cumhurbaşkanlığı işini zorlaştıracak bir anlayış gelir gelir verir kaygısıyla bütün demokratik başkanlık sistemlerinde ayrı ayrı yapılan cumhurbaşkan başkan seçimiyle Meclis Millet Meclisi seçimi aynı gün yapılacak ki bir bir talimat verdiği verebileceği meclis oluşsun. Yürütmeyi kontrol ediyor. Yasamayı istediği gibi kontrol edecek. Kanun yapma yetkisi olacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle meclisin kanun yapma yetkisini alacak. Meclisin kanun yapma yetkisi göstermelik hale gelecek. Niye göstermelik hale gelecek? Çünkü meclisin beğenmediği kanununu veto ederse, evet. meclis o kanunu bir daha 301 oyla geçirebilecek. Salt çoğunlukla bugün öyle değil. Bugün 140 ile yine geçirebilir. 140 ya her oyla. şey alt üst olacak. Meclisin kanun evet. yapmasını bloke edecek. Kendisi kanun yapacak. Türkiye'yi yönetecek, her türlü kanunu çıkaracak. Her türlü atamayı yapacak. Bunun yanı sıra üstüne üstlük, meclis onu hiç denetleyemeyecek. Bir başka şey daha var, yargıyı da istediği gibi belirleyecek. Sistemin nereye götürüldüğüyle meşgulüm. Bunun adı güçler birliğidir. Bunun adı tek adam rejimidir. Herkese dokunabilen ama kimsenin kendine dokunamadığı bir... Padişahların böyle yetkileri yoktu. Bakın Osmanlı'da padişahları... Bile. Evet. Padişahları Osmanlı'da saray erkanı kontrol ederdi harem kontrol ederdi. Anadolu'da beyler, tımarlı sipahiler kontrol ederdi. Yeniçeri ocakları kontrol ederdi. Yani mutlakiyet rejiminde bile iktidarın denetim mekanizmaları vardı. Bütün bu mekanizmaları yok etmişsin. 21. yüzyılda dünyada demokrasinin bu kadar ciddi pratiğinin olduğu bir yerde bunları alıyorsun. Ve bunu da sen kalkıp demokrasi adı altında söylüyorsun. Bu rejim Türkiye'de Diktatörlük yaratır başka hiçbir şey yaratmaz. O gün basın açıklaması yaparken kamuoyunu yanıttılar. Dediler ki CHP'nin de bulunduğu üçlü komisyonundaki evet. 7 madde de buraya girdi dediler. Sonra da başbakan bu 7'nin beşi girdi dedi. Bir kere şunu çok net söyleyeyim 21 maddelik bu pakette o 7 maddenin esamesi yoktur. O maddelerin içindeki bazı maddeler burada Daha var. Daha önce. Tabii var ama olan 7 adam. maddenin evet. esamesi yoktur. Niye biliyor musunuz? 7 madde dediğimiz şey bizim zaten benim o toplantıdan sonra söylediğim yaraya merhem değildir. Askeri yargıtayın kaldırılması, Hı -hı. askeri yüksek idare mahkemesinin kaldırılması, mahkemeler bağımsızdır sözünün yanına tarafsızdır sözünün eklenmesi, e, jandarma genel komutanının şeyden çıkarılması. Milli Güvenlik Kurulu'nda. Bunlarda anlaştık biz. Biz orada temel meselelerde anlaşamadık ki. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda anlaşamadık. Şimdi çok ilginçtir. Burada e, 21 maddenin içerisinde bu söyledikleri iki maddeyi toplam. Biri zaten toplu bir maddenin içinde, öteki de bir madde. İki maddenin içinde bunların hepsi. Bu ta, bu Allah için, herkes elini vicdanına koysun, bu 21 maddelik e, anayasa teklifinde konuştuğumuz meseleler bunlar mı? Oradaki esas gelmesi gereken, hiçbir şey buraya gelmemiştir. Tam tersine orada itiraz ettiğimiz her şey, Bugün buraya gelmiştir ve işin ilginci biz itiraz ettiğimizde bizimle beraber itiraz eden Milliyetçi Hareket Partisi orada itiraz edip reddettiğimiz her şey bugün tekrar Altına, buraya gelmiştir evet. ve bugün tam mutabakatla yaptık diyorlar. Biz de onu.